Okey. 12. Ortalıkta ben Osmanlı torunum diye dolananları görürsen onlara acı. Bilesin ki onların hiçbir sultan torunu değil. Saltanatın kaldırılmasından sonra Osmanlı hanedanında hayatta olan 155 kişi Avrupa'ya ihraç edilmişti. İngiltere'ye mi ihraç edildi? Çakma Osmanlı torunları ataları öldürülen veya cizyeye bağlanan devşirmelerin torunları değilseler, padişahların raya yani sığır ve koyun sürüsü raya demektir. Mera otlak demektir. Raya diye aşağıladığı halkın çocuklarıdır. Evet, çakma Osmanlı torunları ataları öldürülen veya cizyeye bağlanan devşirmelerin torunları değilseler, padişahların reaya yani koyun ve sığır sürüsü diye aşağıladığı halkın çocuklarıdır. Padişahların gözünde atlarının boku kadar değerleri yoktu. Onun için onlara acı. Çünkü yeteneksiz çocuklar, insanlar maalesef yeteneksiz bırakılmışlar. Övünecek bir şey yok işte atalarım diyor. Ataları bile değil. Bir kölenin, yeteneksiz bir kölenin firavunlarla övünmesi gibi bir olay. Rezalet bir şey. Hiçbir şey öğretemezler. İşin ilginci emperyalizme karşıyız derler. Bir emperyalist devleti, işgalci, saldırgan bir devleti savunurlar. Ve hayatları rezalet içerisinde, felaket içerisinde geçer. Ama bir sultanı alkışlarlar, sultan sarayda yaşar. Altın kaplamalı koltuklarda, onlarsa nefesleri açlıktan kokarak fakr-ı zaruret içerisinde, sıkıntı içerisinde cehennemi bir hayata mahkum olurlar. Ve bazen de sultanın şanı için, mülkü için, malı için gidip başkalarını, Ademoğullarından kardeşlerini boğazlarlar, öldürürler.